Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Biraz farklı, biraz meraklı, o benim beğenim. Biraz aşık, biraz çılgın, o benim beğenim. O benim. Bazen sade, bazen canlı, o benim beğenim. Popüler İspanyol markası Desigual'in eğlenceli, renkli ve özgür tasarımları moda tutkunları için Ercan Havalimanı Caner Duty Free gidiş mağazasında. Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Az sonra Hazaner Şakıcı ile bu sabah gerçekleştirdiğimiz programımızın tekrarını izleyeceksiniz. Bu sabahki programımızda günün gazete başlıklarını yorumladık. Ayrıca da hafta sonuna yöneldik. Hafta sonunda gazeteler hangi konuları manşetine taşıdı, bunları yorumladık ve bir de telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Sevgili Vatan'la Kıbrıs Postası'ndan sevgili Vatan telefonla. Vatan'a telefonla bağlanarak hafta sonu çıkan bir yazısıyla, haber yorumuyla ilgili kendisinin değerlendirmesini aldık. Tüm bu detayları az sonra Bakış Açısı'nın tekrarında izleyebileceksiniz. Sizleri Bakış Açısı programının tekrarıyla baş başa bırakıyorum. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Günaydınlar efendim. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi gününde karşınızdayız. Bu arada Türkiye'den de bir saat gerideyiz. Yani Türkiye'de saat şu an 8.45 Hasan Bey. Türkiye'dekiler izliyorsa biz de 7.45. Tamam, geç günaydın. Geç günaydın diyoruz aslında Türkiye'de izleyen. Ben de bir şeyi anlamadım. Herkese günaydın bu arada. Yani seçimle bu saatin ne alakası vardı? Ayrıca şimdi seçim günü. Olsa evet. Yani 24 saatlik bir geciktirmeyi falan biz anlarım da. Anlamadım ben de. Yani bir hafta da alışamaz mı? Gitti doğrusu. Bir hafta da alışamaz mıydı insanlar? Yani veya her saatler değiştiğinde senede iki defa bu saatler değişir. Bir hafta alışma süresi mi var? Yok mu öyle bir şey? Eskiden daha yani komikti, hatırlarsanız pazar günü değişirdi. Pazartesi sıkıntı olurdu işe gitme gelmelerde. Şimdi cumartesiden değişiyor. Pazar günü değişiyor. Yani cumartesiden değişiyor. Eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum, pazar gecesi değişirdi. Pazartesi mesela 7'de gideceksen işte atıyorum ileri alındı 8'de. Hatırlamıyorum öyle bir şey ben ama yani nihayette cumartesini pazara bağlayan gece sabaha karşı yani aslında takvim olarak pazar günü değişiyor. Evet. Yani biz uyurken saatler değişiyor. Bir anda standart yaşayanlar için söylüyoruz bunu tabii. Evet. Yani standart dışı yaşayanlar için yapacak bir şey yok. Dolayısıyla kimisi yatmadan saatini değişiyor ve uyandığı zaman artık yeni saat var. Ben şimdi az önce yani, gelince mesela saatimi değiştim. Gerçi telefonlar vesaire hepsi otomatik değişiyor. Şimdi otomatik değişiyor. Yani evet. Bir sürü şey bağlantılı. Ben de anlamadım. Bunun muhatabı herhalde, bu sorunun muhatabı Türkiye'deki yetkililer. Ben kuşku duydum doğrusu bugün evden çıkarken. Ne için? Yani program için. Çünkü fazla aydınlık geldi bana. Allah Allah dedim ya, ben saatleri geri almadım mı? Çünkü geri aldım da daha fazla aydınlık olması normal değil mi? Yani. Evet, geri aldım da evet, bak, karıştırdım. Tamam, herkes gibi ben de yani... Arkadaşlar Hasan Bey'e kahveyi getirin. Uyanmadı. Daha fazla aydınlık geldi bana. O saat biraz karıştırmış olmalıyım ki
elimdeki saate baktım. Sonra gidip eminim dua saatini çünkü indirdim, düzelttim falan o eylemi hatırlıyorum. Baktım duvardaki saat de aynı. Çünkü telefona falan bakmak istemedim. O saat çantam hazırdı falan. Dedim demek ki değiştirmişim ya. O kişi aynı olunca. Evet, daha fazla aydınlık oluyor. Zaten aydınlıktan daha fazla... Sen Bey kahvemizi getirelim biraz önce. Ayılmadınız daha sonra. Şimdi ben siz enteresan ama yani enteresan olan dediğim gibi Türkiye'nin böyle bu bir hafta dünyayla farklı işte konuştukları saat... Nasıl ki? Önümüzdeki hafta da değişmiyor. Ondan sonraki hafta değişecek. Niye? Önümüzdeki hafta da seçim var. Nasıl değişecek? Bu hafta sonu değil mi seçim? Tamam bu hafta sonu. Ondan sonraki hafta yani bu pazar değil bu haftanın pazarı değil. Seçim haftasında yani seçim 15 günü değişemeyecekleri için. Tabii. İster istemez. 7 Kasım'dan 8, 7 Kasım mı 8 Kasım mı ne? Yani 15 gün Türkiye farklı saat uygulaması yapacak. Dün mesela maçı izledik derbiyi. 7'de başlayacak maçı. Biz 6'da izledik. Orada 7'de başladı da biz de 6'da. Hatta oğlumla beraberdik. Oğlum dedi bak bu saatte başlayacak. Oğlum diyor ki baba diyor orada şimdi saat 7 mi? Evet dedim. Dedi uçağa binelim gidelim aynı saatte orada olalım. Yani mantık olarak. Ha. Yani 6'da burada binsen oraya gittiğinde. Yani saat farkından dolayı. Neyse kafa karıştı. Şimdi gazete başlıklarını tabii ki yorumlayacağız. Bu saat hikayesi biraz karışık. Hafta sonu gazetelerde manşetler vardı. Bunları konuşacağız elbette. Bugünkü gazete başlıklarını değerlendirelim, bunları yorumlayalım. Şimdi herhalde özellikle bu su konusunda vesaire tartışmalar devam ediyor ama Sayın Talat'ın açıklamaları var Havadis gazetesinde. CHP'liler beni asar. Bu dikkat çekici bir unsur. Bunu konuşacağız. Bunun dışında bugün grev var Hasan Bey. Doktorlar grevdeler. Bunu da değerlendirmek isteriz. Programımız içerisinde. Sağlıktaki grev... Yani sağlıktaki grev çok önemli. Evet, bu ciddi bir önem arz ediyor. Tabii Sayın Talat'ın açıklamaları da önemli. İsterseniz ama... şeyden başlayalım. Sağlıkla ilgili bir kısa bir değerlendirme yapalım. Zira sağlıkla ilgili bu hafta bir program planlıyoruz zaten. Tıp İş bugün 9-12 saatler arasında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde uyarı grevine gidiyor. Greve nöbetçi hekimler ve acilde görevli hekimler dışında tüm üyeler katılıyor. Yani yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra ülkedeki sağlık sistemi, sağlık kamu sağlığı. Kamu sağlığı 1 saatliğine, duracak. Pardon 3 saatliğine duracak. Yani 3 saatliğine hasta olmayın. Veya ne yapacaksın? Hayır, acilde var. İş var tabii ki de. Artı zaten insanların ne kadarı kamuda, ne kadarı özelde bakınıyor bilmiyoruz evet. Şu anda. Yani böyle yayınlanmış bir istatistik yok elimizde. Hı hı. Dolayısıyla özel klinikler veya özel hastaneler grevde olmadığına göre sağlık servisleri duracak diyemezsin. Kamusal sağlık servisleri duracak 3 saatliğine diyebilirsin. Evet. Tıp İş Başkanı Sayın Usar da kamu sağlık merkezlerinde hekim eksiklikleri dayanılmaz boyutlara ulaştı diyor. Şimdi bu geçen haftadan istifalar üzerinde vardı. Durulan bir konu. Tıp İş'in de açıklamaları oldu. Sıla Hanım'ın adı soyadını Usar olarak belirttin. Sıla Usar İncirli. Ama burada öyle yazıyor, Sıla Usar diyor. Yani gazetede Sıla Usar, İncirli'yi kullanmamış bu arada. Evet. Açıklamalar yapmıştı vesaire. Ama zaten haberlere de yansımıştı peş peşe. Yani istifalar özellikle bazı servisleri de tamamen neredeyse boşalmaya gidiyor diye. Evet. Yani hastane, özellikle Lefkoşa Devlet Hastanesi hem bina... hem ekipman hem de personel olarak artık bu yükü çekecek durumda değil. Bu bilinen bir şey. Nitekim bakın başka bir gazetemizde de çocuk onkoloji servisiyle ilgili bir yakınma, bir sesinde. Eleştiri var. Evet. Zaten o koridoru gördüğünüz zaman, yani fotoğrafta koridoru gördüğünüz zaman Cem, yani oranın gerçekte hastane olduğuna bin şahit istersin. Evet, evet. Halkın sesinde. Halkın sesinde. Belki de
Halkın Sesi'nin editörleri bunu bilinçli yaptılar. Belki bilinçsiz yaptılar ama nihayet de fotoğraf konuşuyor. Koridorda bugün doktorların grevini de bence anlamlı hale getiriyor. Benim sürekli söylediğim bir şey var eğer yorum istiyorsan. Yani artık kendimize topyekun bir çeki düzen vermemiz lazım. Mesela başka bir gazetemizde tarımsal üretim için ayrılan kaynağın yetersiz olması nedeniyle var bugün. Tarlaların sürülemediğini, ekime hazırlanamadığını söylüyor. Bakın bütün yollar maliyeye çıkıyor. Yani hak ediyor muyuz böyle şeyleri biz? Yani şimdi bu fotoğrafa bakınca insanın canı yanıyor. Bu sesi halkın duyuyor. Sesindesin. Tabii. Yani Halkın Sesi'ndeki fotoğrafa bakınca insanın gerçekten canı yanıyor. Önceki hafta, yani geçen hafta bir izleyicimiz de bize bir fotoğraf göndermişti. Çocuk servisini bu defa da aşağıya alt kata hastanede ve onkoloji merkezinin hemen yanına koyduklarını söylemişti. Onu bir vesileyle Sayın Ahmet Gulle ile eski Sağlık Bakanı ile konuştum. Yani o radyoloji veya neyse o bölümün, yani radyasyon yaydığı iddia edilen bölümün kontrollerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından defaatle yapıldığını, bütün personelle toplantı yapılarak o sonuçların paylaşıldığını vesaire söyledi bana Ahmet Bey. Yani bu bilgiyi de bu vesileyle paylaşmak isterim doğrusu. Evet. Yani kuşkularla hareket etmek gerekiyor. Çünkü başka türlü sorgulama imkanı yok. İnsan önce kuşku duyar, sonra sorgular. Ben de o haberi hatırlattım. Hani başka bir vesileyle görüşürken Ahmet Bey'le. Çünkü aklıma takılmıştı doğrusu. Sayın Bakan da bu izahatta bulundu. Yani bunun defaatle sızıntı olur mu olmaz mı ölçtürdüklerini ve bütün sonuçları da personelle, herkesle paylaştıklarını sürekli olarak. Şimdi şüphesiz öyledir de yani oraya alınmayabilirdi çocuklar, yani başka bir yer olabilirdi. Tamam, daha önce gene söyledim ama o olmasa başka bir şey alınacaktı. Yani burada Halkın Sesi'nde yer alan bu özellikle çocuk genel onkolojisi olarak fiziki durumunun kötülüğü. Şimdi çocuğu ön plana koyuyoruz, istismar ederiz. Yarın yaşlıları koyacağız, yarın kalp hastalarını koyacağız. Yani özellikle yani yakınlarımızın hepsi hepimiz için değerlidir. Kesinlikle. Yani çocukları biraz ben de ayrıcalıklı bulurum ama nihayet de hep yani böyle ayrıcalıklarla da konuşmamız ile de şart değil. Bilmiyorum. Yani, sonuçta insan, yani insan sağlığı en değerli şey. Yani kamu harcamalarını Cem doğru yere yönlendirmekle mükellefiz bundan sonra. Yani devlet her şeye yetişemez. Şimdi belki yani ciddi bir harcama reformuna ihtiyaç vardır. Tabii bunun önündeki engel nedir? Kazanılmış haklar kavramı. Yani kimse devletin kendilerine bugüne kadar sağladığı imkanların azalacağını veya yok olacağını kabul etmek istemez. Bunun mücadelesini verir. Dolayısıyla bir siyasi önderlik, bir konsensus, bilmiyorum artık evet. Bunu şimdi yani siyaset mekanizması içerisinde de değerlendirmek gerekiyor. Evet. Şimdi yeni düzenin cumartesi günkü bunu çok az değerlendirmenizi istiyorum. Sonra da yani değerlendirmek istiyorum. Sonra da bu CTP'liler beni asar manşetini konuşmak istiyorum. Sayın Talat'ın sözü bu. Manşeti çıkmış ama burada küçük bir detay var. Çünkü hafta sonuna da sirayet ettiydi. Onu birlikte değerlendirelim. Daha iyi olacak. Sayın Dana'nın atanması konusu. Yeni yani düzen sayın, sürmanşette, cumartesi günü sürmanşette Sayın Dana'nın atanması ve Sayın Akıncı'nın imzalamaması konusu. Evet, biliyorsunuz Turizm Bakanlığı müsteşarlığına Kemal Deniz Dana'nın atanması diye bir durum var. Bununla ilgili UBP atama yazısını gönderdi. Sayın Akıncı, Sayın Cumhurbaşkanı bunu imzalamadı, geri gönderdi. Şimdi buna tepki Sayın UBP Genel Başkanı Özgür Gün, talebimizde ısrarlıyız demiş. Akıncı kurultay hesaplarına alet olmam diyor. Sayın Dana da demokrasiye bir darbe diyor bu konuyla ilgili. Cumartesi günkü Yeni Düzen'in sürmanşetinde bu şekilde yer almıştı. Konuya Sayın Talat da dahil oldu. Sayın Talat da diyor ki Cumhurbaşkanı'nın turizm müsteşarlığı konusunda haklı görüyorum diyor Cumhurbaşkanı'nı. Bu işin ayıbı yok.
bir görevi daha iyi yapabileceğine inandığınıza verirsiniz. Ne ilgisi var atanmak istenen kişinin turizmle? Başka yere atasın, itirazım yok ama bence Cumhurbaşkanı bu konuda haklı demiş. Sayın Talat Cumhurbaşkanı haklı bulmuş ve Sayın Kemal Deniz Dana'nın turizmle ne ilgisi var demiş. Tamam, başka yere atandığı zaman Sayın Dana o görevin ehli değilse sorun değil mi? Yani turizmin ayrıcalığı nedir? Ben onu anlamadım. Yani turizm sektörünün diğer kamusal işlerden veya turizm işlerinin, evet, kamusal turizm işlerinin diğer kamusal işlerden farkı nedir? Ayrıcalığı nedir ki oraya ille de işinin ehli veya kendini şimdi bugüne kadar icraatlarıyla turizm sektöründe çalışmakla belli başarılara imza atacağı konusunda kanıtlamış kişiler aranıyor. Belki de aynı prosedür, aynı günlerde, onu bilmiyorum ama mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın müsteşarı değiştirildi. Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığına daha önce Maliye Bakanlığı'nda çalışmış ve Maliye Bakanlığı'nda bir müdürlük görevinde, yanılmıyorsam bakanlık müdürlüğü görevinde bulunmuş Sayın Olgun Amcaoğlu atandı. Hı-hı. Tamam. Yani ben tabii kişilerle ilgili değilim. Ama Olgun Bey'in mesleki geçmişinde hiç ulaştırmayla, telekomünikasyonla ilgili bir şey yoktur. Atanmamalı mıydı yani? Bilmiyorum. Ben aynı mantığı karşılaştırıyorum. Yani bu bir tutarlılık olması gerekiyor ve bugüne kadar Geçen hafta Sayın Talat da çok eleştirildi mesela bakanlıkları değiştirmesiyle ilgili. Dur, oraya gelme. Şimdi kamu, yani atamalarda kalalım. Kalkınma Bankası müdürü değiştirilirken Sayın Başbakan Fatma Hanım'ın başarılı bir Kalkınma Bankası müdüresi olduğunu söyledi ve değiştirdi. Ortağımız istedi, değiştirdi dedi. Dedi. Yani ben bir kere atamalarda liyakata, yani o işle ilgili yaptığı çalışmalara, başarılarına insanların önem verilmesini çok desteklerim. Ama bu selektif oldu. Yani bu sadece Turizm Bakanlığı için olmuş oldu. Üstelik bu hükümet ve Sayın Akıncı döneminde. Örneğin tabii ki Kalkınma Bankası'nın atanmasıyla Sayın Akıncı'nın bir ilgisi yoktu. Cumhurbaşkanı'nın bir ilgisi yoktu. Ama örneğin Ulaştırma Bakanlığı müsteşarıyla ilgisi vardı. O da bir üçlü kararnameydi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu alanla ilgisi yoktu. Çünkü Turizm Bakanlığı'nı geçmişte uhdesinde bulundurmuş bir kişidir Mustafa Bey. Evet. Veya belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yansımıştı. Bazı turizm örgütleri bu konuda şikayette bulunmuşlar. Şahap Bey'in görevinde kalmasında ısrar etmişler. Hı hı. Ama ne olursa olsun ben şu fikre katılıyorum. Nihayette üçlü kararnamedir bu. Bir bakanın kendisiyle çalışacak olan müsteşarı öncelikle belirleme hakkına da saygı duyuyorum. Ama nihayette bunda başbakanın ve cumhurbaşkanının imzası varsa onların da onayı var demektir. Dolayısıyla onların da dahli bugün söz konusudur. Yani onlara da bir izahat yapılmalıdır. Niye bu değişiklikler oluyor? Şimdi bugün tabii Halk Havadis'in manşetinde yer aldı bunlar. Aynı zamanda Havadis'te Mete Tümerkan'ın da yazısı var konuyla ilgili. Burada önemli olan diyor, şimdi şuradan başlayayım. Burada önemli olan ilkeli olunabilmesi ve doğruların konum, zaman ve kişilere göre değişmemesidir. Bugüne kadar yapılan siyasi atamaların doğru bir şekilde yapıldığını kim söyleyebilir? Yapılan atamalarda işte tam işin adamı denilebilecek kaç atama yapıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde diyor. Tamam, Mete genelleyerek yazmış. Ve çok gerilere gidiyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihini eğer dikkate alacaksa hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Vay halimize. Yani eskiden de böyleydi, böyle geldi, böyle gitsin fikrinde değilim ben. O da öyle demiyor. Benim zaten dikkat çektiğim hemen bu dönemdeki diğer atamalardır. Cem dikkat et lütfen. Anladım. Veyahut da izleyicilerimiz de dikkat etsinler. Yani bir hükümet değişikliğiyle beraber veya Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir değişimle beraber bu konudaki tutumun değişmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın
yani işte Nisan'dan bu yana Cumhurbaşkanı'dır Sayın Akıncı. Ve bu hükümet de 3 aylık hükümettir. Evet. Yapılan atamalar da Mete'nin dediği gibi bütünüyle siyasetten arındırılmış veya teknik olarak doğru ama siyaseten de o partilerin veya o bakanların tercihlerine dayanan atamalar değildir. Bunu anlatmaya çalıştım. Nokta. Şimdi CHP'liler beni asar. Havadise konuşan CHP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, kabine değişikliğini yorumladı. Türkiye'den talimat aldığı iddialarını yanıtladı. Saray önünde dar ağacı kurarlar dedi ve CHP'liler eğer dedi yani şunu diyor. Sayın Başkan dar şeye saray önünde çok meraklıdır. Bir zamanda ne yapayım kendimi saray önünde asayım mı dediydi acaba? Saray önünden kendimi atayım mı öyle bir şey vardı galiba. Yok şey. Yani çözüm için yeterince çaba harcamadığı gibi he. Suçlamalara karşılık söylemiştim. Saray önünü seviyor. Şimdi seviyor. Yani saray önü bence önemli. Türkiye'den talimat yani aldı. Kötü şeylerle anımsıyor. Ya, Türkiye'de de taksi böyle anılır ama mesela. Hayır, taksi yani meydanı. İkisinde de ölüm var ölüm sonunda. Ya. Yani ne yapayım kendimi saray önünde asayım. Bu aslında halk deyişidir bizde. Evet. Sayın Talat. Muhtemelen ona o zaman atıfta bulunmuştu. Bizde de öyle. Şimdi de aynı şey. Şimdi de kendini asmayacak ama CHP'liler onu beni saraya önünde asacak. Türkiye'den talimat alırsa eğer. Evet. Saray önünde yani dar ağacı kurarlar diyor. CHP'liler beni asar eğer talimat alarak bu işleri yaparsam. Şimdi burada egzajüre edilmiş şeyler vardır. Ne edilmiş? Abartılmış. Ha, tamam. Yani mesela Türkiye'den talimat almak. Türkiye'den nasıl talimat mesela? Nasıl alınır? Evet. Lafı ağzımdan aldın tamam. Yani nasıl alınır? Yazılı emir gelir Tayyip Bey'den. Mesela şöyle olur. Telefona, veya büyükelçilik. Telefona. Nasıl alınır talimat? İşte genelde büyükelçilikten işte talimat var. Büyükelçilik işte devreye girdi ve şunu bakan yaptı. Büyükelçilik şöyle oldu da bu oldu. Hep böyle denir. Veya işte Erdoğan aradı, işte Alo Beşir vesaire hikayesi gibi ya da AKP tamam, ama mesela bak Alo Beşir meselesi evet. Bizim siyasi tarihimizde net olan bir şeydir. Yani Sayın Beşir Atalay, Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nu aradı ve hükümet oluşumuyla ilgili görüşünü belirtti. Ve Özkan Bey de bu görüşe uymadı, hatta tersini yaptı ve oldu. Ve yani nihayette de Türkiye'den talimat alınmamış olabileceğini, alınmak zorunda olunmadığını vesaire vesaire bu olay bize yeterince göstermiş oldu. Talimatla değil telefon yani geleceğini ve belki bir görüş olarak bunu algılamamız gerektiğini de bize o Alo Beşir olayı göstermiş oluyor. Yani ne dünya başımıza yıkıldı ne de Özkan Yorgancıoğlu hükümetiyle kesin bütün köprüler atıldı, çalışmayacağız, siz bizim başbakan yardımcımızı dinlemediniz, ne haliniz varsa görün mü denildi. İki sene nihayette Türkiye ile ilişkiler devam etti. Şu oldu, bu oldu vesaire. Evet, şimdi. Hatta dönemin Maliye Bakanı da Türkiye'nin adamı olmakla suçlanmaya devam edildi bazı çevrelerde değil mi? Tamam, evet. Nasıl oldu bunlar? Peki nasıl olur? Yani bütün bu çelişkileri bir arada aklımızın içinde nasıl barındırabiliriz diye ben merak ediyorum. Yani işte Türkiye'den talimat almayan bir başbakan olarak Özkan Bey, Türkiye'nin istediği bir Maliye Bakanı tayin etmişti ve Türkiye'nin Maliye Bakanı gibi hareket etmişti Zeren Mungan Bey mesela. Öyle nitelendi. Ama ikisini aynı kafanın içinde tutabiliyoruz. Şimdi de bütün meselemiz sanki Türkiye'den talimat almak veya almamak. Ve Sayın Talat diyor ki CHP'liler beni asar. Yani siz CHP'lileri bilirsiniz. Asarlar mı? Zaten yani şeyi merak ediyorum. Yani bu noktaya nereden geldik? Niye geldik? Yani nasıl kanıtlayacaklar Mehmet Ali Talat'ın? Kim kanıtlayacak? Bunun mekanizması nedir? Mesela daha önce şu an YouTube'da... Yani niye Sayın Başkan yani ısrarından bu soruya böyle bir cevap veriyor? Yani ben olsam cevap bile vermezdim bu soruya. Mesela bizim Erdoğan doğrusu. YouTube'dayım. Talat Erdoğan telefon görüşmeleri var hep böyle yayınlanmış. YouTube'da bu tür videolar çok var.
Talat ve Erdoğan arasında yapılan görüşmeler, özellikle bu anlam planı döneminde yapılan konuşmalar, anlam planı döneminde işte ne olacağı ile ilgili meraklılar YouTube'dan dinleyebilir, takip edebilirler. Bu aynı makale. Ama onunla bunun ne alakası var? Yani nasıl Türkiye'den talimat aldı vesaire vesaire nasıl olur sorusunu. Yani iki lider arasındaki konuşmaların nasıl olduğunu şahit ben de dinleyeyim tekrar o zaman. Dinlemiştim bir ara yanılmıyorsam da var. Çok uzun zaman geçti. Evet, ben de o yüzden içinde ne var diye şu an bir şey yorumda bulunamıyorum ama daha önce dinledim, baktım bunlarda ne olduğunu. Anlam planı döneminde yapılan konuşmalar işte. Denktaş'la ilgili vesaire vesaire konuşmalar. Ama nihayet de onlar siyasi konuşmalar. Bir olaya dönük konuşmalardır. Spesifik bir olay. Bizim şimdi, de Sayın Talat'la birlikte çalıştığımız dönemde Cumhurbaşkanlığında yaptığımız bir konuşma yayınlandı. Evet, dosya yapılan bir konuşma. Gidip bir derdimizi, bir sorunumuzu Ankara'da yaptığımız konuşmaya dair veya temaslara dair geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda yaptığımız bir konuşmadır o. Bir şekilde bir ilişkiye giriyorsunuz yani Türkiye ile. Mesela orada talimat hikayesi var mı? Talimatta şunu yapın, bunu yapın. Zaten sizle alakalı değil, siz zaten Cumhurbaşkanlığındaydınız. Nasıl talimat? Yani Türkiye'den talimat aldı. Orada Türkiye'den talimat aldığımıza dair bir şey yoktu. Orada şimdi, biz yani sorunlarımızı, özellikle mali sorunlarımızı çözebilmek için, çözmek için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ve seçime giderken, CTP hükümeti seçime giderken ödeme güçlüğüne düşmemesi için bir talepte bulunmuştuk Türkiye'den. Onun neticesini Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıyorduk. Evet. Neyse, şimdi şey var, bir başka konu vardı, oraya geçeceğim. O da şu, bakanların değişmesi vesaire, 3 bakanlıkta yapılan görev değişikliğinin yeni bir motivasyon sağlamak amacıyla yapıldığını söylemiş Sayın Talat. Ve neden dışarıdan atama yapılmadığı veya eski bakanlardan bazılarının göreve çağrılmadığı sorusuna ise şöyle yanıt vermiş. Şöyle desem, inanır mısınız, bulamadık. Dışarıdan atayacak birini bulamadık. Eskiden bakanlık yapmış olanlardan da istemedik. Fasulyenin yanisi gitti geldi, aynısı olmasın dedik. Demiş. İlginç doğrusu, çünkü dışarıda adam bulunamayışı mı ilginç? Hayır, bunu Sayın Talat'ın söylemesi ilginç. Neden? Çünkü Sayın Talat dışarıdan bakan atamaya çok heveslidir. Yani geçen defa, yani 2003 döneminde hükümeti kurarken de kendisi bakanların çoğunu dışarıdan atamıştı. Bu dönemde de bu dışarıdan atamalara daha fazla öncelik vereceğini ilkeleri arasında sürekli saydı. Böylece meclisin çalışma temposunu düşürmemeyi hedeflediğini anlattı. Oysa bugün tayin edilen son 3 bakan mecliste belki de en fazla çalışan milletvekilleridir. Birikim Özgür, Asım Akansoy ve Erkut Çahali. En komite başkanlıkları. Atok komite başkanlığı yaptı yanılmıyorsam Asım Bey bir iki konuda. Hı hı. Gerçekte çok çalışkan milletvekilleridirler. Bu bir gerçek. Tabii ki çok çalışkan milletvekilleri olmaları ve komitelerinde iyi bir performans ortaya koymaları, onlardan bakan olarak yararlanılmayacağı manasına gitmez bence. Ama Sayın Talat'ın prensiplerini düşündüğümüz zaman evet, dışarıdan bakan atanması ve bu genç milletvekillerinin komitelerinin başlarında kalması daha uygun olabilirdi. Şimdi esas sorum şu. Pekala, Sayın Talat bu prensibi ortaya koyarken herhangi bir araştırma yapmamış mıydı? Sizce yapmış mı? Yapmış olması gerekirdi. Öyle, yani dışarıdan atayabileceği bakanlar olması gerekirdi en azından kafasında, değil mi? Yani böyle bir prensip, çünkü sahibi CTP olabilmesi için. CTP Genel Başkanı'na gelmeden önce bu konularda çok fazla bir teknokrat hükümetine yakın olduğunu, teknokrat hükümetinin kurulmasını... Evet, hatta başkanlık rejimini de destekliyor Sayın Talat. Gerçi CTP'nin bu konuda daha farklı şimdi, bir tutumu var kurumsal demek ki olarak o cümleler hiçbir konuda bir fizibilite araştırması yapılmadan, fizibiliteden kastım yani bu konuda uzman isimler kimler
kimleri atayabiliriz? Şimdi biz çıktık teknokrat atayabiliriz dedik sadece ama... Sadece uzman olması yetmiyor. Yöneticilik de önemli tabii ki. Hayır. Niye? Hayır. Değil mi? Daha da önemlisi var. Yöneticilik önemlisi. Gönüllülük meselesi var. Heh, bir de o var. Kim gelip de yani bu devlette yönetici veya bakan olmak ister? Acaba şimdi bunu mu ifade ediyor Sayın Talat? Ben bundan kuşku duyuyorum. Mesela gönüllü mü kalmadı? Yani devletin en üst makamlarına gelip üstlenecek bu görevleri insanlarımız artık gönülsüz mü bu yapıyor işleri? Nasıl olmasa ben bu uyarı... Mesela Sayın Başoğlu gönüllü müydü? Maliye bakan. Gönülsüz değildi diye biliyorum. Yani bana ama çünkü açıklamaları vesairesi şey geldi. Yani işte sağlık, mağlık falan filan. Şimdi şeyden sonra, bakanlığı üstlendikten sonra bir gönülsüzlük gösterdiği ortada. Yani hem duyumlarımız bu yöndedir, hem de sonuç ortadadır. Yani sonuca bakarak da bunu rahatlıkla yani söyleyebiliriz. Rahatsızlığı ama, nedeniyle ayrıldı denildi ama öyle değil. Bakanlığa atanırken ne kadar gönüllüydü? Tam olarak ne konuşmalar geçti örneğin Sayın Talat'la aralarında onu bilmiyorum. Neyse, şimdi çok uzatmayayım konuyu. Ama bu çok önemli. Yani bakanlığa atayacak adam bulamadım diyor Mehmet Ali Talat. Şimdi ben bunun nedenleri çok önemli. Vesaire. Yani hakkında çok konuşulması gerekiyor. Ama bizden fazla Sayın Talat'ın konuşması gerekiyor burada. Yani bütün sorulara cevap vermesi gerekiyor. Şimdi biz eğer spekülasyonlara dayalı bir programcı olsaydık, program yapıyor olsaydık buradan çok fazla şey giderdi. Ama bak zaten ben ne diyorum? Sayın Talat'a bununla ilgili daha çok soru sorulması gerekiyor. Sorulması, yani kaç kişiye önerdi? Kaç kişi reddetti? Yoksa kendi mesela Maliye Bakanlığı için yani çok önemli. Yani çok... benim aklımda isimler var. Söylemek isterdim ama şimdi burada istemiyorum söyleyeyim insanların isimlerini. Tamam ben size şöyle sorayım. X'e, Y'ye, Z'ye mesela bu ben Hasan Erçakıcı'ya şunu sorayım. Hasan Erçakıcı bu görevi almış olsaydı bu ülkede gerçekten kimse yok muydu? Hangi görevi? Dışarıdan. Sizsiniz de dışarıdan bakan atayacaksınız. Ha ben atayıcı olsaydım, evet, seçici olsaydım. Seçici olsaydınız size göre bu ülkede yani mesela Talat diyor, inanır mısınız bu dışarıdan atayacak birini bulamadık diyor. Ben bulurdum. Bu ülkede öyle insanlar var yani. Ben bulurdum dedim. Herhalde başka yerden bulacak halim yok. Tamam. Ama Sayın Talat'ın kısıtları benden fazladır. Kıstasları. Kısıtları. Kısıtları. Kısıtlılıkları. Ha, yani kendi kendini kısıtlıyor. Kendi kendini kısıtlamıyor. CTP Genel Başkanı'dır. Peki kendi kendini de kısıtladığı noktalar vardır. Onun için daha açık konuşma. Kısıtlarından kastınız ne? Kim kısıtlıyor? Parti karar organları var. Nihayette CTP Merkez Yönetim Kurulu bu konuda yetkili. Dışarıdan şeyleri var yani. Hayır canım. Mesela X kişiyi diyebilir ki bu bizim partilimiz değildir. Atamam. Ben mesela... Ben öyle bir kısıta sahip değilim. Yani tek seçici ben olsaydım CTP'li olup olmadığına bakmazdım mesela. Şimdi bu kötü şey bir cümle bence. Talihsiz bir cümle. Sayın Talat'ın cümlesi. Dışarıdan atayacak birini bulamadık. Talihsizliktir yani. Talihsiz bilmiyorum açıklama. Talihlilik mi talihsizlik mi? Çünkü ben şunu Hasan söylemek isterim. Bir dakika isterim. Şöyle var. Yani bugün altına... Maliye Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve Tarım Bakanlığı'na son atanan 3 bakanlık bunlar. Mecliste olmayan ama bu işleri yapmaya ehil insan bulamadıysak demek ki ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. O da nedir? İnsan malzememiz toplumda çürümüştür, yeterli değildir. Yoktur. Vesaire vesaire. Evet. Dolayısıyla bu konuyu mesela Sayın Talat'la tek başına bu konuyu konuşmak gerekir. Uzun uzun. Kesinlikle. Çünkü çok o altında zaman, benim öyle dememin sebebi o yüzden çok altında çok şey var. Yani evet. Yani ben buradan tamam giderim derim ki mesela Sayın Talat çok fazla kişiye teklif etti. Bunlar kabul etmedi. Yani bulamadı. Veya liste ya da yaptı. Mesela partiye kabul ettiremedi. Dolayısıyla mesela bulamamış oldu. Veya dışarıdan atayacak birini bulamadık cümlesinden şu da çıkabilir. O yüzden spekülasyon yapan bir program değil izliyorum. Şu da çıkabilir. Der ki adam bununla ilgili. Ha bu ülkede adam yok.
Tamam canım. Yani spekülasyona da çok vurgu yapmayı itiraz etmedim sana. Çünkü spekülasyon bazen gereklidir. Çünkü bazen düşünmemizi sağlar. Hayır, belki de onu söyleyerek... Anlatabildim mi? Yani spekülasyon yalan demek belki de değildir. Onu söyleyerek spekülasyon yapıyorum. Onu da düşün. Spekülasyonunu böyle yapıyorsun sen. Evet. Yani şey yapıyor şimdi siyasiler... Ben popülist değilim diyerek popülizm yapıyorlar artık. Çünkü popülizme karşı bir tepki var ya. Belki de o yüzden cümlemi iyi dinlediysen az önce kurduğum cümleyi anlamışsın. Bir de şey ne gerekçeyle görüşmek istediğiniz sorusunun yanıtı var. Burada ben de dedim. Yani ne gerekçeyle hani konuşmuştuk. Erdoğan'la. Bana birkaç defa sordum bunu. Erdoğan'la görüşmesi. Ve şey görüşündeydin. Yani mesela bu KKTC'nin sorunlarını... Sayın Kalyoncu'yla yani KKTC Başbakanı'yla Sayın Davutoğlu yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı görüşmeli fikrindeydin galiba değil mi? Kesinlikle. Ben de diyordum ki... Mütekabiliyetten ben dolayı. Ben de diyorum ki veya diyorum hala daha Sayın Talat bugün çok önemli bir siyasi otoritedir. Çünkü bakanları tayin ediyor işte bak. Dolayısıyla bu ülkenin sorunlarını bizim... Yani tek ilişkide olduğumuz devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla, Başbakanı'yla, bakanlarıyla ve istediği herhangi bir şeyle karar vermesini kolaylaştıracak, sonuç almasını kolaylaştıracak herhangi bir makamla görüşebilir. Görüşebilir değil, görüşmelidir derim evet. Ben. Şimdi yani ikinci Cumhurbaşkanı olarak görüşme talep etmiş Sayın Talat. Erdoğan'la. O zaman şu çıkıyor. Yani Erdoğan'la görüşmesi aslında... Onu kim söylüyor? Sayın Talat kendisi mi söylüyor? Talat ikinci Cumhurbaşkanı olarak görüşme talep etmiştim. O da randevuyu verdi diyor. Talat diyor bunu. Bir başka konu var. O da mesela biz bugün o gün programda yapmıştık hatırlarsanız. Görüşmenin iptal edildiği gün. Salı günüydü geçen hafta. Girdik Cumhurbaşkanlığı'nın. Çünkü Talat'ın açıklaması bize göre o gün gazetelere yansıyan açıklaması şuydu. Erdoğan'ın yurt dışı gezisi, yurt dışı ziyareti nedeniyle görüşme iptal olduydu. Biz de Erdoğan'ın programına bakmıştık. Erdoğan'ın yurt dışı gezisi yoktu. Demiştik ki yani burada bir hata var herhalde. Onu açıklıyor. Basında güya ben yurt dışına gidecek demişim. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben programının yoğunluğunu olduğunu söyledim diyor. Yani Erdoğan'ın programı. Biz tabii okuduğumuz haberi... Tabii. Gazetelerde öyle yazıyordu diye özellikle vurguladım bunu. Yani sen girdin şeye, onun için sen itham altındasın şimdi. Tamam işte düzelttim. Düzelttim dediğim ben gazetelerde yani ben çünkü... Gazetede yer alan. Sayın hatta Talat'ın yurt dışı... Yeni düzendeydi yanılmıyorsam. Bilmiyorum bakman lazım. Bakmak lazım ona. Yani bir gazetede yazıyordu. Talat diyordu ki Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti nedeniyle görüşme iptal. Her neyse tam hatırlamıyorum. Ama bu şey doğru. Biraz garip bu da. Yani ikinci Cumhurbaşkanı, üçüncü Cumhurbaşkanı da Devriş Bey gidip görüşebilir. Ama biz bu görüşmeye kamuoyu olarak, basın olarak çok önem vermiştik. Niye? Çünkü tartışılan konular var. Su konusu var. Su konusu var. KKTC'nin mali sorunları var. Yeni ekonomik program var. Kıbrıs sorunu var. Sayın Talat müzakereci değil ama müzakereci konumundaki Cumhurbaşkanı'nın en önemli destekçisi olan siyasi güç boyutunu da düşündüğümüz zaman evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanıdır. Özdil Bey Cumhurbaşkanı'nın doğrudan müzakerecisidir ve CHP milletvekilidir. Yani dolayısıyla ikinci Cumhurbaşkanlığı misyonuyla... Bütün bunları mı konuşacak Sayın Talat, evet. Sayın Erdoğan'la? Yani burada bu soru var. Şimdi çok vaktimiz yok o yüzden ara ver. Yani bayağı da geçtim zaten. 8:20 geçiyor şu an. Öyle mi? Tamam ben farkında değilim. Ben saati de, kontrol sohbet. Etmek senin sorunun. Bu arada halk bu havadiste yer aldı bu röportaj. CHP'liler beni asar. Röportajı yapan Baykan Gürses Özdağ. Geniş bir röportaj. Dolayısıyla merak edenler havadisi alıp bakabilirler. Şimdi başka konular da var ama gazeteleri geçiyorum. Hafta sonu neler oldu onlara da bakacağız. Zaten ikinci bölümde bunları değerlendireceğiz. O yüzden kısa bir ara verelim. Bir telefon bağlantımız da olacak ikinci bölümde. Sonra yeniden burada olalım. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu bakış açısı devam edecek.